köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası, Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Bebeğin boy ve kilosu anne babaya bağlıdır. Genellikle iri anne babanın bebeği, ufak tefek anne babanın bebeğine göre daha büyüktür. Oh, aa iyi. Bizimki tam ara kıvam olacak. Ya bir dakika Aslı, bir dakika, bir sabret ya. Bir yol ver be, bir yol ver, bir yol ver. Ya Aslı, illa önden gideceksin. Ne biçim hırs köpü bir insansın sen be. Oğlum, ağır hastalar yol verir, bilmiyor musun sen? Bu ağır hasta sana bir gün bir çarpacak, 6 ayda zor modifiye edecekler ha. Bursa nasıldı gençler? Yengemgiller ne yapıyor? İyi be Makbule abla, annemin keyfi yerinde yani. Özgürlüğünü ilan etmiş, bağımsızlık bayrağı çekirge semtinde sallanıyor. Dönmeye falan niyeti yok yani. Şiş, bir dakika, babam takı kursundan gelmedi değil mi? Hali hazırda gelmedi daha. Makbule abla, babam gelince ağzından falan sakın kaçırma, kurban olayım. İskender yemeğe gittik falan diye yediremeyiz biliyorsun. Hayır, bahsetmiyor da hiç kadından ya. Unuttu mu annemi, ne yaptı? Ya unutturma asla hiç ya. Adamcağızın yuvası yıkılmış şu yaşta. İçine atıyor, kalbine gömüyor. Kan içtim, kızılcık şerbeti kustum diyor. İç ağlıyor, dışı gülüyor. Ağlayan palyaçoluk yapıyor. Tamam Makbule abla, anladık konuyu, tamam. Ama böyle içine ata ata şişer insan ya. Hiç kimseye derdini de anlatmıyor. Böyle hiçbir şey olmamış gibi. Yani... böyle hiçbir şey olmamış gibi ben davranamam Aslı. Böyle her şeyi görmezden gelemem yani. Osman'dan ayrılacaksın. O çakma palet alemlerden derhal ayrılacaksın ya. Bu mu? Günlük muhabbet bu mu yani araya sıkıştırdığın? Şu an bu. Aa, siz daha işe gitmediniz mi? İşte ağır ağır gidiyoruz babacığım. Malum kriz var, işler kesat biraz. Babacığım, annemle konuştuk. Ne? Telefonda. Ha. İyi kendisi, selamı var size. Vallahi beni hiç alakalı etmiyor evladım. Yormuyorsun değil mi kendini çocuğum? Yok babacığım, iyiyim. Ben takı kursundayken iki kere Dursun aradı. Volkan daha işe gelmedi. Bilgi vereyim, sayı sütçü oldu dedi. Ne? Vay muhbir. Kim oluyor be? Dilini koparacağım onun ben. Şşş! Ne bağırıyorsun oğlum evin içinde avaz avaz? Aa! Biraz sinirlerine hakim ol. Babacığım ama bu Dursun da ya. Sen asker dönüşü bütün asabileştin. Hayır, bu yaştan sonra dövemiyoruz da. Odaya da kapatamıyoruz. Ne yapalım? Zaten beni odama kapatsanız 24 saatte ölürüm ben. Hala o Burhan'ın iğrenç dekorasyonuyla yaşıyorum. İğrenç mi? Öyle. Saçma sapan örtüler, fiyonklar, miyonklar. Camı iptal etmiş, raf koymuş oraya. Nefes alamıyorsun. Her yerde böyle heykeller, meykeller. Duvarların rengi bir acayip. Kırmızı desen değil, pembe desen değil. Ben oraya tema olarak Alice Harikalar Diyarı'nda diyorum. Ben de oraya tema olarak Alice Harikalar Diyarı'nda tecavüze uğramış diyorum. Allah Allah ya. Her yer her yerde. O da üstüne üstüne geliyor insanın ya.
Bebek odalarını kırmızı renge boyamaktan kaçının. Yatak odasında kırmızı duvarlar yüksek enerji verir. Mavi, yeşil tonları sakinleştirir ve rahat uyutur. Bak ne diyor? Aslında senin odana bir iki eşya da lazım Volkan'ım. Bir şey diyeceğim. Acaba Dursun böyle gelse, gardırobuyla, boyasıyla, kayrolasıyla en başından böyle bir dekorasyon yapsa? Dursun. Aynı anda iki ayrı yerde olamayacağına göre. Ya babacığım, aklınızda bin yaşayın. Programa öyle bizim de ilgimizi çektiniz ya. Vallahi bak Makbul abla haklı ya. Benim bu sinirsel, yüksek sinirsel kontenjanımın sebebi duvardaki boyanın rengi galiba. Bir boyayı değiştirsek hakikaten iyi olabilir yani. Bak hiç düşünemedik ya. Bak şimdi haklısın. Bakar mısın? Ya beni yoga yaparken çizmiş, kafama da huni koymuş ya. Adam 5 dakikada çözmüş Serap acaba. Ya! Sen Tanrı verdiğin ikini gördün mü? Hem çaycı hem de rockçı diye süpürgeyle gitar çalıyor. Ay, bozulmanın imtihanı. Yok ya, yani bozulacağım. Selim benim arkadaşım ya. Ayrıca mizahçı, başımın tacı değil mi? Yani nerede yaptırdınız dostlar bunları? Tanrı verdiğinin bir arkadaşı var, alt sokakta yapıyor bunları. Ne oldu? Bundan da mı geri kalmayacaksınız Burhan Bey? İyi ama ben de ölümsüzleşmek istiyorum. Ben de karikatürümün yapılmasını istiyorum. Tanrı, niye giderken bana haber vermediniz evladım ya? Ya Burhan abi... Sen öyle çok mizah hoşgörülü bir tip değilsin ki. Ne? Evet, bir iki şaka yapıyoruz, hemen arızaya bağlıyorsun. Ya şimdi bizim Selim böyle münasip olmayan bir karikatürcüm çizer falan, ben arada kalmak istemiyorum yani. Abicim, benim mizaha karşı hoşgörüm ne kadar sınırsız olduğunu haberiniz yok mu ya? Benim kendi mizah stilim var. Benim kendi mizah anlayışım var. Arkadaşlar size soruyorum, yıllardır Kadir İnanır esprisine katıla katıla gülmediniz mi ya? Sinirden güldük Burhan Bey. Ha, iyi peki o zaman. Geçen hafta hazırladığım bir esprimi size söyleyeyim o zaman. Hazırladığım bir şey. Bakalım katıla katıla gülecek misin? Tanrı verdi. Götür şu adamı. Karikatürünü yaptırsın. Bu konu bir espri yapmadan kapansın. Yalvarırım. Hadi yürü. Hadi ya. Peki kaç parayı patlar ya bu? Tahu hocası sağ altın boncukla tesbih yapıyorum diye herkesin içinde bağ kemçiriyor, beni ezikliyor. O an oluyor ki. Hayır, iyice öğrendikten sonra altına geçersiniz diyor ama hayır, o ne karışıyor? O yüzden müdahale ettim. Bırakın yahu dedim, isteyen altın kullanır, isteyen zümrüt. Aman bırak ya, o zottirik adamın teki, hiç beğenmedim. Ama sen beni korudun, korladın. Vallahi hiç müdahale etmem, hiç. Hemen söyleyiverim böyle. Üzüldün. Hayır yani. Bağlayamadın. Hayır, o değil de. Yine dipçik gibisin. Dayı, Dursun geldi. Boya bakıyorlar. Nasılsınız Dilber teyze? Sağ ol kızım, kendimin efendisiyim. Kendi kendime buyuruyorum. Makbule, o bebek bakımı kitaplarını niye okuyorsun sen? Nişanlıyım dayı. Şimdiden hazırlık olsun. Zamanı geldiğinde iki ayağımız bir patiye girmesin. Bak dur, sana bilezik yaptım. Ay sağ ol dayı, ne kadar kibar olmuş. Dur hemen takayım. Yavrum yazık, sevindim. Bunun da yüreği sıfatından o kadar daha güzel ki. Al, kolay gelsin. Vallahi bütün silahlen de kalbi temiz insanlar ha. Bir tane hırpo yok. Bizim aile de öyle. Allah helal süt emmişleri helal süt emmişlerle karşılaştırsın Tahsin Bey. Vallahi İfa'da bayılırdı, bayılırdı. Neyfu? Eşim İffet. Ya çok meraklıydı beni inciye bonca. Ne bursa takar takıştırdı. Deli kadın işte. Aklından Nosan'a mı vardı kendisinin? Ne münasebet canım. Aklı başında kadındı. Süsü severdi yani, onu diyorum. Taksın, takıştırsın, gezsin, tozsun.
Bizim orada öyleler gövittir, vizcik derler. Efendim? Ne keleş diyorum. Çok hatun kadınmış. Yaşanmaz burada hemşerim ya. İnsan çeker, kendini vurur ya. Ya Dursun, haklısın vallahi kardeşim. Dekoratör olarak sana ihtiyacımız var ya. Ya gülüm, şu boyalara, şu duvarlara bir bak ya. Şu duvarları sen bir boyasan, he? Aydınlatmaları, elektrikleri falan, aksesuarları bir elden geçirsen. Sen işi biliyorsun kardeşim. Memleket senden hizmet bekliyor. Sahi Suçoğlu hizmet bekliyor ama. Nasıl? Muhallebici senin de kaldırım mühendisi arkadaşların eline mi kalacak diyorum. Ya sen bence başka bir dekorasyoncu ol. Ben meşgul insanım ya. İyi günler. Aa, Dursun Bey, ne yapıyorsunuz? Çöz banyosu. Ha? Nilay'cığım, hoş geldin Nilay. Nilay, ben odayı tadil ettiriyorum da bir iki gün yardım edersin falan diyerekten seni rica ettim. Artık Dursun'la baş başa, kafa kafaya, he, yalnız çalışırsınız öyle güzelce. Kafa kafaya, baş başa garanti. Sen git boyanın rengini seç, kerisini halledeceğim. Tamam. Üstad, sanatın fiyatı olmaz. Bunu biliyorum. Ama kaça yapacaksın tatlım? 50 kâr. 50 mi? Ama yani buna kim inanır? Bence sadece Kadir inanır. Şimdi ikinci level'a geçiyorum. Daha üst bir kısma. Aklıma gelince geliyor. Kadir inanır olsam ben bu parayı vereceğim diyorum ama dizimizi de çekmiyorum. Ben nereden bulayım bu meblağı? Ay. Kulağı duymuyor mu bunu? Duydum. He, duydum. Ben de dedim herhalde Van Gogh üstadımız gibi absentleri çaka çaka kulağımı kestene duymuyor. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz abi, nedir? He, şimdi üstad şöyle bir durum var. Ülkemizde ekonomik kriz var. Değil mi? Şimdi senin istediğin rakam nereden bakarsan bak 30 dolara tekabül ediyor. Ekonomik parametreleri ve asgari ücretlere bakıldığı zaman alttan altı tamam, bir... Tamam, ben geçtim ya. Tamam, oğlum, okey, okey. 50 kağıdı vereceğiz dedik, tamam. Allah Allah. Sorun yok yani. Tamam, kalem sizin üstad. Ne dersin abi, yapabilir miyiz yani? Vallahi biraz zorlanacağız ama... Aa, bence hiç zorlanma üstadcığım. Niye zorlanıyorsun ki? Ben sana mizahi doneleri her zaman vermeye hazırım. Mesela kalipso ve golf benim özel ilgi alanlarım. Oralardan bir espri çıkartılabilir. Yok, ondan değil. Hani böyle kemiksiz surat yapısı biraz zorluyor çizerken. Totoş suratlıyım. Hakikaten totoş tipleri var. Totoş mu? Koskoca Yunan büstü gibi suratım benim şu an totoş mu yani? Ne oldu abi? Anladın mı? Şakaya mı aradın? Yok ya. Espriye alınır mı arkadaşlar? Ya hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Tarbi, şunu hiçbir zaman unutma. Mizaha ve hicve her zaman saygı göstereceksin. Anladın mı? Totoş ya, ilahi çocuk. Paramızla totoş olduk ha. Rengi de bayağı güzelmiş yani. Senin kadar güzel olmasın da... Nilay Hanım, bu boya silikonlu. Bu boya yıkanabiliyor, silinebiliyor. Aklınızda olsun. Silikonlu mu? Patlamasın sonra silikonları. Bak, bu güzel espriydi ha. Vallahi güzel espri. Dursun! Kayrola'nın parçaları geldi canım. Ne zaman biter buranın işi hayırlısıyla inşallah gülüm? Vallahi üç günde bitti. Bitmedi 5 güne sarkar. Olmadı bir haftaya eşyalar ve anahtar teslim. En kötü ihtimalle 10 güne garanti. Ay, özene özene yapalım bence. Aceleye gerek yok. Ha?
Ya ne pissiniz, ben de karikatürümü yaptırırdım. Ay şekerim, sen Bursa'dasın diye aramadım. Ay bu ne güzel çanta ya. Ben de bayılıyorum ama 2500 dolar. Oo. Senin karikatürün yok ama böyle güzel bir fotoğrafın var. Aa! Cem, ne zaman çektin bunu? Geçen gün öyle dalmıştın uzaklara, hop çaktırmadan çekiverdim. Bu arada çerçeve de müessesimizin hediyesi ha. Ya ne tatlısın sen ya. Çok teşekkür ederim. Ben de pasta getirdim. Aa, hoş geldiniz. Bir şey değil canım, ekler pasta. Şahika'nın çantası. Bir saattir dergide bakıp hayran oluyoruz bu çantalara. Ya evet ya, bir de gösterişine göre çok hesaplı bebeğim. Şaşırdım. Ah, düşünün Dilber Hanım, o kadar güzel yemek yapan kadın hiç kilo almaz mı? Vallahi almazdı. Sıskalar da sinsi olur delileri büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Çok hoş kadın, çok değişik kadın canım. Allah rahmet eylesin, o vakit ne deyik. Efendim? Kele öyleydi böyleydi diyorsun da bu hatun kadın ölmedi ki. Sizi koyup gitmiş, Bursa'da sünüyormuş hoşşik. Hoşşik maşşik. Sinirli olmasa çok iyi kadındı, çok iyi insandı. Ben kalkayım Tahsin Bey. Sanarsam az şekerim çıktı. Aa, geçmiş olsun. Gene bekleriz Dilber Hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuklarla bu mevzuları konuşamıyorum. Vallahi sizden konuştum. İçimi boşalttım yani. Ferahladım inanın, rahatladım. Ya ben de ferahladım Tahsin Bey. Sohbet tatlı ama akşam oldu. Ne demişler? Üzümcük, herkes yerine düzümcük. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gene bekleriz. Yarın kursta görüşürüz artık. Sonra yine oturur kahve içeriz, sohbet ederiz. Yarım kaldı sohbetimiz. Ya ne haddine senin benim sözümün fotoğrafını çekip hediye etmek ya? Ha? Ben de getire getire pasta getirdim. Sen de başka bir sürpriz hediye al Osman abi. Zevkin ne, cömertliğin ne dövaslığı. Şimdi durup dururken ne hediye alacağım ki? Aa, benim bu çantayı beğenmişler ya işte. Git hemen aynısından al. Beğendiğini gördüm, koştum aldım bebeğim diye ağzına sok. İyi fikir vallahi. Hem de ucuz be, 2500 dolar. Çok ucuz kaçmasın. Canım maksat düşünmek yerim elime gönül alma. Yavaş ya, yavaş ekleri ya, bitireceksin. Herkes aldı konu. Bitti. Nasıl oldu lan? Güzel olmuş mu oğlum? Güzel olduysa ofis asarık ha. Golf oynarken mi çizdi acaba biri? Ne oldu abi, bozuldun mu ya? Yok oğlum. Yok bozulmadım. Tabii ki ne alakası var? Okuyorum sadece. Gözümde dolar işareti, ağzımda para dolar. Değişik bir, ilginç bir yaklaşım gibi geldi bana. Gelir gelmez saatlerce para pazarlığı ettin, kendini ele verdin. Buradan artık görüyorsun değil mi? Ağzında paralar var ama dilencisin be. Oğlumcuk lan! Hasrettim adama. Bakıyorum oğlum. Yani yavaş yavaş tadını çıkartıyorum, Allah Allah. Acele etmiyorum yani. Benim tarzım o. Espri biraz sert mi geldi? Yok üstad. Bana hiç sert gelmedi. Gayet güzel. Parayla olan ilişkimi değişik bir bakış açısı getirmişsiniz sanatçı olarak. Hayır, bazı orta zekalılar benim hiciv tarzımı sert bulur da. Hay beni orta zekalıların ta ortasına yani. Vallahi ne bileyim. Çok değişik olmuş. Değişik bir bakış açısı. Allah Allah. Şey üstad. Küçük bir detay. Acaba diyorum, şu gözlerde dolar işareti var ya, onu normal göz mü yapsak? Hayır. Sanatçıya müdahil olmaz mı? Biliyorum, kabul ediyorum zaten. Hiçbir zaman, özgürdür sanatçı. Acaba diyorum, ağzıma para dıkıştırmışsın ya dolar. Onları diyorum ağzından alsak mı? Ver, geri ver, tamam. He?
Satmıyorum karikatürü ver. Kadın sanatçıya ama. Hayır ya, beni yanlış anladın. Hayır, kesinlikle ben öyle birisi değilim. Çok ince bir espri tarzı olmuş orada. Mizahını gerçekten takdir ediyorum üstadım. Gerçekten bak. Ama bak, ilham perisini kaçırdın çocuğun. Parasını versene çocuğun. İyi tamam, ver. Konuşma aslında. Gitme, biri yok. Zengin kızı zordur beyler. Verdiğin simidi yemez. Aldığın bir demet papatya makbule geçmez. Kalbini verirsin, bunun yeni modeli çıktı der, değer vermez. Vay be İzzet, Ozan gibi adamsın ya. Doğuştan kardeşim. Ya belki de ben bu kıza bu yüzden bu kadar çok yamuluyorum ya. Yani Selin'den sonra yediğinin içtiğinin kıymetini bilen, bir yemek ısmarladığımı gözünün içi gülen, yani böyle kendi hayatını kazanan, ayakları üzerinde duran bir kadın çıktı karşıma beyler. Tabii şimdi sen onun gözünde Mirt Müneler zengin çocuğusun değil mi kardeşim? Tabii canım. Müzisyenim falan dedim de aile şirketi de var dedim yani. Yazık be, öyle dinliyor ya. Sekreterlik yaparak ne para kazanacağım be abi? Allah bilir, asgari ücretle bütün gün dirsek çürütüyordur, koşturuyordur kız ya. Yazık abi. Sevabına arada sırada üstüne başına bir şeyler al kızın. Alacağım, alacağım. Öyle de temiz pak giyiniyor ki böyle bakımlı falan, yazık. Hanımefendi budur beyler. Vallahi öyle ya, daha bir kere evine bırakamadım ya. Ben diyor şuradan bir taksiye binerim giderim falan diyor. İşte bir konu komşu görür bir şeyler falan diyor. Sokağın ortasına ayrılıyoruz be. Abi fakir bir muhitteyse evinden utanıyordur belki. Abi taksiye değil de otobüse biniyordur bence. Sen görmeyesin diye de sokakta ayrılıyordur. Tabii ya. Ah tatlım benim. Kıyamam ben ona be. Bakarım, beslerim ben onu be. Canım benim be. Yerim ben onu. Allah'ını seviyorsan ölümü ye, al senin olsun kızım be. Ya saçma ama Şahika ya. Bir ne kadar güzel dedim diye pırlanta yüzüğünü nasıl kabul edeyim ya? Ya bebeğim sen bunu böyle bağlı göründüğüne bakma. 4-5 bin dolarlık bir şey bu ya. Ay olmaz, olmaz. Vallahi olmaz. Lütfen ya. Ya bak, ille de birisine hediye vermek istiyorsan makbuleye ver. Hani paraya ihtiyaçları olacak yakında. Paraya mı? Hamile ya. Ne? Ay senin haberin yok mu? Ay Şahika, sakın kimseye söyleme ha. Bak Aslı'nın da ailesinin de haberi yok. Ya bu geçen hafta işten çıkarma olayları oldu ya. Burhan Bey o sırada ağzından kaçırdı. Şaşırdım. Şahika Hanım, kıyafetlerinizi getirdim. Ver tamam. Sen kapıya getir arabayı, ben iniyorum. Akşam bir randevum var da sade bir şekil yapayım diyorum bebeğim. Ay anasını. Dursun yeteneksiz mi yaptı burayı? Nilay cimcimesi de fikir vermiş. Akşam kadar bıcır 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 çalıştılar. Bitmedi ama yarın da devam edecekler. Vay anasını. Benim odamı ne hale getirmişti? Şimdi Volkan'a yaptığı kıyağa bak ya bu çocuğun. Vay anasını. Benim ütü odasındaki sefaletime bak. Bir de gel buradaki 5 yıldızlı lükse bak ya. Vay anasını. Kıskandın mı nişanlım? Ne kıskanacağım ben? Adam hasretme. Torum Hanım'ı kıskanacağım. Şişko patatesinin teki zaten. Onu mu kıskanacağım ben? Allah Allah. O koca poposuyla yayılsın dursun burada. Biz de ütü odasında klostrofobimizi yaşayalım. Ne güzel fikir değil mi bu? Ya niye asabi oldunuz ki Burhan Bey ya? Asabi değil. Asabi. Senden lütfen rica ediyorum. Güzel Türkçemizde çok doğru dürüst konuş. Ben hastayım, örneği yok çünkü dünyada. Benim odamı alırlarken sustun. Şimdi de cak cak ütüyorsun bakıyorum. Bu ne Burhan Bey? Ya sana ne ya? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Allah Allah. Bu çocuğun da yarın beni ağzını burnunu dağıtacağım. Bu nasıl bir zahmış ya? Ben hiç gülmüyorum. Sinir bozuyor bu hastalık ya. Al topunun oyunu. Şahika Hanım. Çok trafik var. Ben arabayla alt sokakta beklesem. Kaybol, kaybol. Kaybol, evine git. Hadi yol var.
Kim o? Asılıyor mu sana? Yok yok, şirketin şoförü de o bıraktı beni sağ olsun. Ne haber? İyilik senden. Eyvallah. Ay, papatyalar benim mi? Yok ya, bunlar emanet bir arkadaşın. Şaka şaka, senin tabii ya. Ay. Benim de gözüm kaldı papatyalarda, o kadar güzeller ki. Ay, bebeklerim benim. Canım benim, sen ne tatlı kızsın ya. Ya bir demet papatya için yaptığın tezahürata bak be. Canım benim. Ben miyim o? Yok, papatyaları getirdiğim arkadaş. Sensin tabii ya. Yani galiba iş oraya gidiyor Şahika. Öyle mi diyorsun? Vallahi öyle diyorum. Yani senin böyle ufak tefek şeylerle mutlu olman, kendi mücadeleni vermen, tek başına ayakta kalman ve bu kadar şeyi yapıp da bundan şikayet etmeden hep yüzünün gülmesi beni çok etkiliyor Şahika. Gerçekten mi? Vallahi öyle Şahika. Bizim çevre tuzu kuru insanlarla dolu. Yani kızlar desen bir arıza, bir şımarıklık. Ya herkes varlık içinde haline şükretmez, bir de surat asarlar. Bazen yılıyorum bu cemiyetin türlü ihtiraslarından. Diyorum ki ailemin servetini reddedeyim, feragat edeyim hakkımdan diyorum. Şey, aile işimiz var demiştin. Ne üzerine acaba? Süt. Süt ve süt ürünleri üzerine. Babamın kurduğu bir holding bu. Türlü iştirakımız var. Senin baban ne iş yapıyordu? Emekli kendisi. Ya canım, sen mi bakıyorsun babana? Aslında herkes kendine bakıyor diyebilirim yani. İşte bu abi. Az da yetinen tok gözlü insanın hali bir başka oluyor. Tebrik ederim seni. Of! Ayağını sürü burası niye kısa çıktı ya? Of! Of! Bana öyle bakma Çiko. Nereden buralara düştük diye bana bakma öyle. Ayarsın. İçim açıyor ya burası. Karikatür fikirleri diyorlar. Hemen geldi. Nasıl yoğun düşünce, hemen aklıma bir şey geldi ha. Burhan İsveç asıllı Viking. Evet. Kafama da o şapkayı takarsa bence süper olur. Özelliği de zengin olur. Güzel olacak bu. Hemen geldi aklıma ha. Burhan o zaman olimpiyat yat meşalesi taşırken. Onu da söyleyeyim o karakter size. Ya bir taksi tutsaydım şuradan. Ya yok yok, gerek yok. Ben binerim şuradan bir şeye lütfen. İyi tamam, peki. Çok güzeldi yine. Pastalar olsun, kahveler olsun. Dur bak, sana daha neler tattıracağım ben ya. Sen her şeyin en güzeline layıksın Şahika. Havyar diye bir mekan var, oraya götüreyim mi seni böyle sosyetik falan? Havyar mı? Ha, hiç gittin mi? Ha yo, basından duymuştum. Yarın akşam seni oraya götüreceğim, nasıl? Ay inanmıyorum, ne kadar güzel. Tabii ya, sen de bir gör oralara bakalım. Sevecek misin? Ay sevmez miyim? O zaman yarın yine burada buluşup gidelim. Tamam. Hadi sen git. İyi. Hadi bakalım, hoşça kal. Hoşça kal. Şimdiden heyecanlandım vallahi ya. Kim o?
Alo hala. Öperim elinizden. Ya şimdi ben Nişantaşı'ndayım da bu benim gerizekalı başkanın şoförü basıp gitti. Sizin Dursun beni eve bırakabilir mi acil tarafından? Ya bunun hoşçakalıkla ne alakası var hala? 40 yılda bir şey istiyorum be. İyi tamam. Hayırdır? Odaları şaşırdın galiba. Yok ya. Dekorasyona bakıyordum. Vallahi çok şık olmuş. Harika. Güle güle otur. Allah içine sindirsin. Sağ ol, sağ ol. Hadi güle güle. Hadi. Sindiriyor mu? Ne? Burası benim odamdı da içine siniyor mu diye merak ettim. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Güle güle otur. Maviş maviş otur burada. Hoşuna gider belki. Özellikle maviş yaptık. Göz değmesin diye. Kıskananların gözü çıksın diye. Yok ya. Kimin gözü diyeceksin ha? Sana hiçbir şey olmaz bence. Bu rahatlıkla, bu pişkinlikle sana hiçbir şey olmaz. 120 yaşına kadar yaşarsın. Beni bile gömersin sen. Aslında ben diyorum ki seni bir öldüreyim ondan sonra gömeyim. He? Çık lan özel alanımdan. Burası benim odam. Yürü lan defol hadi. Tamam be. Gidiyoruz. 3 metrekarelik hücreme, ütü odama geri dönüyorum. Sen de bu mavi cennetin keyfini çıkar. Allah içini sindirsin senin. Allah içini sindirsin. Amin amin hadi. Şam şeytana. Lan mavi hakikaten de huzur veriyormuş be. İyi oldu böyle vallahi. Oh. Oh. Gece gece çağırınca ben de acil bir şey oldu zannettim. Tüvbe estağfurullah ya. Acil tabii. Taksiyle mi gidecektim eve? Densizin başkanı. Şayka Koçarslanlı var senin karşında. Senin karşında da Dursun Sarı var. Mesai saatleri dışında özel hayatıma saygı istiyorum. Bu konuda hassasım. Bu kadar havalı olma istersen. 6-7 aya kadar Makbule'nin doğum sancıları başlayınca geceleri 2'de 1'de hastaneye gitmek için seni aradıklarında... Makbule Hanım pebek mi yapar? Dursun, bana bak sakın kimseye söyleme ha. Aileye müjdeyi daha vermemişlerdi. Vay yere bakan yürek yakan koca rapuran vay. Tamam yüz göz olma arabayı kullan. Kimseye de söyleme ha. Allah'ım kaç yıllık karım. Sevmez miyim? Tabii severim. Allah sen bilirsin. Ama yalvaracak değilim kalk gel diye yani. Yalvarmam efendim. Tabii canım. Sizi kovmuş gitmiş. Ne kulçun kulçun edeceksin karının arkasında. Değil mi ya? Değil mi ya? He, Bursa'da keyfi keka. Ziv ziv geziyor diyorlar. Kim diyor canım? Vallahi bilmiyoruz. Ben de dedikoduyu sevmem. Ama iri ufak bit yavşak. Herkesin ağzında. Zaten sağ zottik atıp giden karının peşinden kul köle olmak yakışır mı Tahsin Bey? Ya o kadar da uzun boylu değil. İffet pırlanta gibi insandır. Çok da iyi bir annedir. Soykası batasıcım. Efendim? Kela hanım, senin burada İstanbul beyefendisi dipçik gibi beyin var. 2 tane sulak yerde büyümüş maşallah kapılardan sığmayan evladın var. Rahat mı batıyor? Ne vit vit kalkıp gidiyorsun Bursa'ya. Hafızalam almıyor. Bravo, bravo. Benim de öyle. He, farazın. Benim gibi hatun kadın olsa beynin dizinin dibinden ayrılmaz. Kırar kıçına oturur. Evine, işine bakar. Ya, ya diye mi işte? He, bizim orada bir laf vardır Tahsin Bey. Deh demeden yürüyen at, buyurmadan gören evlat. Eve girince gülen avrat, evde var hayır berekat. Bak ne güzel söylediniz işte. Sen daha güzel dinledin. İffet de güler yüzlü, neşeli kadındı sağ olsun. Ah o sinir olmasaydı ah ah. Tilledim ha. Ama bu sefer öyle bir tilledim ki cımıldığım çıktı. Dıkandım vallahi dıkandım. Sabit Efendi çok yakıyor kanun efendileri. Çağırıp söyleyeceğim.
Balayım tipi. Ya ben senin suratına gülünce niye bu kadar gülüyorum ya? Öldürüyorsun beni gülmekten ha. Niye? Senin mizah tarzın o kadar bana hitap ediyor ki dün gece 50 kere uykumdan uyandım ya. Bakayım tipine. Uykundan uyandım. He. Çünkü bu karikatür geliyor aklıma her seferinde ve gül 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 gül. Sonra tekrar uyuyorum. Rüyamda tekrar bu karikatür geliyor aklıma. Gül 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 gül. Nasıl ölüyorum? Gülmekte sonra tekrar ya. Sonra tekrar. İyi, iyi. Sevindim. Ama herkes şöyle düşünmüyor. Nasıl yani? Yani bu mizah çok enteresan bir şey. Benim için bu espri anormal derecede komik. Anormal derecede. Ama dolar esprisi biraz ne bileyim topluma pek geçmedi gibi. Ben topluma geçsin diye yapmıyorum zaten. Umurumda değil. Kendim eğleniyorum. Her gerçek sanatçının dediği gibi üstad. Doğru. Katılıyorum. Ama misal yani senin bu esprini anlamayanlar okumuş AB grubu insanlar. Misal benim nişanlım 50 tane gayrimenkulü var. 3 tane de A900 kamyonu var. O kadar zengin yani. A plus grubu yani. O bile böyle baktı baktı baktı. Burhancığım dedi, bu çocuk seni hiç tanıyamamış dedi bana. Ne istiyorsun hemşerim? Nedir senin derdin? Ya ben sana bunu vereyim de sen bana yenisini yap be hacı ya. Yaptım ya, daha ne yapayım başka? Güzel bir soru. Ben şimdi dün gece bazı eskizlerim oldu, çalışmalarım oldu. Onlardan yararlanabilirsin, faydalanabilirsin mesela. Bak. Ay Osman, inanmıyorum. Ne yaptın sen? Güle güle kullan hayatım. O gün bu çantaları çok beğeniyorum deyince hemen aklıma geliverdi işte. Ya Osman, çok incesin. Çok teşekkür ederim. Yani plastik resim çerçevesi gibi olamaz ama neyse. Ya, ayıp denen bir şey var ya. Bir de utanmadan bunu hediye diye getirmiş. Saygısız. Sen mi yaptın bunları? Şaşırdın değil mi? Anaokulu çocuğu resimleri gibi. Şimdi şurada şu, ha, şu Yunan heykelleriyle ilgili bir esprim var. Çünkü benim arkadaşlarım hep yüzümü Yunan büstlerine benzetirler. Bak şimdi neden beğendin? Harika bir fikir bence. Kabul et. Kabul et. Yok, fikre gülmedim. He. Bu ne bu? He. Bu ben. Kadir İnanır olarak hani sırtımda ceketim var. Kabadayıyım yani. Bu da bir esprim. Ben onu yarasa sandım. Aa. Tabii ki senin kalemin gibi olmaz üstadım. Biz öyle şeyiz işte. Çiziktiriyoruz, okuyoruz. Şimdi geldi aklıma ya. Dünyayı kurtaran adam olarak çizer misin ha üstad? Cüneyt Arkın hesabı. Bence çok komik olur ha, şimdi geldi aklıma. Çok komik olur. He, değil mi? Abi sen ne komik adamsın ya. Vallahi nereden buluyorsun böyle esprileri be? Güzel değil mi? İğrenç. Ne demek şimdi? Bak arkadaşım, benim esprim 50 kağıt. Ha sen kendi esprini çizdirmek istiyorsan toslarsın 150 kağıdı. Çiziktiririz bir şeyler. Ne? Kalemini mi satıyorsun? Aynen öyle. Parasıyla diyor yani. Senin dilinden konuşuyorum. Ha hacı. Tamam o zaman. O zaman Süpermen olarak çizer misin beni? Yapar mısın bunu? Kanat takar uçururum. Tüy bile dikerim be. Tamam lan o zaman. Beni Süpermen olarak çiz. Böyle havada çiz. Ondan sonrasında güzel bir taytlarımı giyeyim. Sırtımda kuş olsun. Yakışıklı çiz. Havada çiz. Gözlerimin rengi de mavi olsun. Eyvallah. Tamam mı? Ay. Hadi git bana o zaman bir çay söyle. Emrin olur abi. Çizir parçası. Pislik.
Ay Dursun Bey, o müzik şeyi geldiğinde hurdaydı. Nasıl tamir ettiniz ya? Şimdi bu andiyan sinyali RF amplifikatöründen seçilerek mikserde lokal osilatör devresiyle karşılaştırılıyor ya. Ha. Ya orada bir sorun vardı, hallettik. Benim için kolay. 5 yaşındaki çocuk da yapar yani. Akşam evden çıkabilecek misin? Gezerim. Bakarız. Babam pek salmıyor ama. Salmasa da sen kaçıver bence. Bu da bir fikir. Acıkmadınız mı? Daha çocuk var ya. Kurabiye yaptım. Ya daha demin yedik ya. Sen de bizi var ya volkan gibi edeceksin ha. Ben de niyeyse hep acıkıyorum ha. Ya normal. Niye? Ya bilmem. Herhaldeyse boyuma gidiyor. Hadi buraya bırakıyorum. Muhakkak yiyetle. Yiyin tamam mı? Hadi bakayım. Kolay gel. Amma yiyor bu da ya değil mi? İki canlıymış ya. Nasıl yani? Evlenmeden. Sayın Sütçüoğlu, aslı volkan falan kimse bilmiyor. Sakın kimseyi ağzından kaçırma. Bu konuda hassasım ha. Yok yok, kaçırmam. Ha. Aa, skandal. Bu ne be? Ali! Ali! Dokunma çantama! Dokunma çantama! Ne oluyor be? Manyak! 2500 dolarlık çanta o. Pis, bakayım ellerine. Pis falan değil değil mi? Leke meke yapmadın değil mi çantama? 2500 dolar mı? Kızım sen müsrif misin ya? Ocağımıza incir ağacı mı dikeceksin ya? Bir çantaya 2500 dolar verelim be? Osman'ın hediyesi. Ha. Osman salak ha. Ulan bu çantanın neresine 2500 dolar verilir be? Eleme! Hadi! Pis, ellerinde! Elleme çantamı! Tamam, korkma, korkma. Geçti, geçti. Gel, seni kılıfına koyalım. Cici cici. Tamam mı? Gardıropta mışıl mışıl uyuyor. Aferin. Aman aferin sana. Aman annesi yer seni. Aman. Ben bu Osman'a acıyorum bazen vallahi ya. Nasıl yere getirdim seni ama. Ay çok etkileyici. Şayka Hanım hoş geldiniz. Ne zamandır yoksunuz? Evet yavrum yokum. Buyurun siz şöyle olun. Adımı görünce çıkardım şimdi burayı. Ben patronumla bir iş yemeğine gelmiştim. Not falan tutmuştum. Oradan hatırladı galiba beni. Ha. Ya ne hafıza çüş yani. Vallahi öyle. Sen ne yiyeceksin? Ben bir duble istekoz yiyeceğim. Ye tabii. Zaten başka ne yiyeceksin ki? Daha şeye tereddüt ettim. Duble yeter mi diye bir tereddüt yaşadım. Acaba 3 porsiyon mu söylesek sana istakoz? Yok yeter. Sonra belki bir havyar tabağı söylerim. Sen ne yiyeceksin? Ben mevsim salatası düşünüyorum. Yanında da salata. Ne şimdi bu efendim? Yalandan temiz. Sen şimdi buradan havaya vuruyorsun, oradan gidiyor televizyonda topa vuruyor, müsabaka yapılıyor. Birlikte oynarak diye aldım, Osman'ın anlattıydı da. Ben halbuki yani sohbet ederiz diye geldim ama. Yok, sohbet etmek. Niye? Kadasını aldım, konuş konuş çenemiz düşüyor. Bak ne güzel spor yaparız. Bak, bak hele. Bak. Topa vuruyorsun, oradan alkış tutuyorlar esap gibi. Allah Allah, neler yapıyorlar yahu? Dur, dur bakayım. Aha, çok eğlenceli yahu, hoşuma gitti. Aa.
Yıllar önce biz yaz mevsiminde biz ailece tenis oynamaya merak sardıktı. İnanır mısınız? İffet o işine bir güzel kıvırdı. Sonra... Kelahüs! Ne oldu? Ya topa bak topa. Top kaçıyor. Ay harika bir geceydi. Ay nasıl yerler varmış İstanbul'da, şu şıklığa bak. İnanamıyorum ya. Sen iste Şahikam. Hep böyle yerlere getiririm seni. Dur bakalım da yavaş yavaş sokacağım seni bu hayata. Allah razı olsun. Senden de. Sağ ol canım, sağ ol. Aa, makyajın akmış senin ya. Makyajın mı akmış senin? Öyle mi? Bozulmuş mu? He, maymuna dönmüşsün. Kaşın gözün dağılmış ya. Bak, rimer, kirpik falan hepsi birbirine karışmış, akmış ya. Hadi ya. Aa, yemek yedik ya. Ruj gitti tabii. Bir arada çok güldük. Makyaj aktı herhalde. Şahika, burada olmaz güzelim, burada olmaz. Tuvalete git, baştan yap makyajını, yenile. Daha gece genç, gezeceğiz daha. Tamam, peki. Acele etme Emi, tamam mı? Acele etme. Benim zaten bir iki iş görüşmem var. Telefonla onları halledeceğim. Kahvemi içiyorum daha bak zaten. Alo. Sertaç. Oğlum para getir, para lazım. Para bitti. Abi yerdeyim. Acil oğlum, acil. Lan gerekirse çal bir yerden ya. Burcun ne ki senin? Yengeç. Niye? Hiç öyle sordum. He, anlar mısın burçtan falan? Yo. Ya piyanom için fark etmez. Midye olsa ne olur, yengeç olsa ne olur yani. Sohbet açsın diye işte. Ha, ondan. Yengeç, midye... espri yaptım ben. Gene anlaşılmadı mı? Ne oldu ya? Cık, yok. Ama senin silikon esprisi iyiydi ya. Takdir ettim. Sağ ol. Kadın esprisi az bulunur çünkü yani. Bu lafımı unutma bak. Dursun, iyi ki seni buldum abi. Ocağına düştük. Yalnız mesai saatin bitti. Şu an özel hayatımın sınırları içine girmektesin Sertaç insanı. Dursun abi, yanında para var mı? Volkan bir yerde parasız kalmış da. Hiç şaşırmadım. Biraz ara verip sohbet edecek diyorum. Yorulmadınız mı? Ama ne sohbet edecek canım, ne geleş. Silah atıp kuş vuruyoruz. Karavana. Aha, kuş pırttı gitti. Ama tebrik ederim, demin güzel vurduydun. Sağ ol, gençliğimde iyi atıcıydım ben. Oo. Esahtar. Vallahi silah taşır ava giderdim. Maşallah, erkeğe de pek yaraşır. Hala da severim ama işte fırsat olmuyor. Olur olur, hala dipçik gibisin. En son 10 yıl önceydi, İffet'le biz poligona gittikti. Ya şaşırırsın, ilk denemesinde daha attığını vurdu, attığını vurdu. Çok, maşallah, çok hırslı vuruyorsunuz. Koyu kafası batasıca, gebere sice, türeye müye sice. Kim? Koş, koş. Ne güzel kuş yapmış sizi. Kuş değil bir defa, geri. Süpermen o. Ben de diyorum bu ne kuşu. Tabii uçuyor görünce kafam karıştı. Tabii Süpermen bu. Hı? Evet. De, sizin gözlerinizi boncuk mavi yapmış ya, garipime gitti yani. He, o şimdi güneş böyle gözümü vurunca benim gözlerim elai oluyor ya, ondandır o. Ha. Bir de dedi, Burhan abi dedi, sende dedi süper kahraman karizması var dedi.
O arada da orada şeyde ofiste yan arkadaşlar vardı. Onlar da dediler ki Burhan abi öyledir. Herkesin yardımına koşar. Onun bunun peşinden koşar. Süpermen gibi bir şeydir dedi. Oğlan tat diye o fikri kapmış Cingöz ya. Bunu böyle çer çevretin odanıza asın Burhan Bey. Çok güzel. Aşağılık, iğrenç. Ütü odama mı asacağım onu? Giderim ofise asarım. Eğer odam burası olsaydı buraya asardım. Burası değil ama. Burhan Bey, biz gidip salona mı otursak ya? Volkan gelip de bizi odasında görürse çok işte neyse ondan olur yani. Ha? Aa, sen git, ben gelmeyeceğim. Ben burada iyiyim. İyi ya burası. Ya. Harika bir ortam. Vallahi ben kendimi burada iyi hissediyorum. Sen git, ben burada kalacağım biraz. Hadi. Tamam Sertaş, sağ ol. Hadi uza. Abi kızı bir görseydik. Oğlum tanıştırırım sonra. Ne yapacaksın görüp de? Hadi uza ya. Abi bir şey ikram etseydin bari. Alacağın olsun. Sıkılmadın değil mi? Bir 15 dakikadır falan uğraşıyorum. Yok ya, harika olmuş, harika. Teşekkür ederim. Şahika Hanım, sevdiğiniz markadan. Restoranımızın ikramı. Volkan abinin odası çok güzel oldu bence. Yarın resimleri falan ısırız, biter. Keşke bitmeseydi ya. Ne kadar da güzel takılıydık. Nilay! Baba! Ben de bir saattir nasıl bir çobat baktır mı diyorum. Ne yapıyorsun burada kızım? Benim yabancı değil ya. Şey, Dursun Bey'le dekorasyonu konuşuyorduk. Düş şöyle be, ablası konuklu. Bula bula bu herifi mi buldun? Daha ne bulacağı acaba, he? Efendi gibi konuş, kalıbın adam olayım şerim! Bana dikleneyim mi bu? Ay yok babacığım, diklenmiyor. Şey, dekorasyonu şey yapıyorduk biz. Dilber teyzenin şoförü o. Bana dikleniyor mu o kız? Dikleniyor baba, bir şey dedi bana, diklendi galiba. Dikleniyor baba, diklenmiyor. La ilahe illallah ya. Lan benim kırılıyordu hayvan herif. Ne arıyorsun lan benim odamda, benim yatağımda, manyak? İçim geçmiş evladım, biraz uzanmışım. Ne var bunda? Lan. Sen hasta mısın? Burası benim odam. Bu oda sana yasak. Bas git. O oda benim, eskiden benim odamdı. Sen kim oluyorsun da benim odamda kovuyorsun lan? Lan manyak kakalak. Ortaokuldan beri burası benim lan. Ama bak haksızlık ya. Evin oğlu turkuaz mavi boyalı, ondan sonra müzik sistemli lüks bir odada kalsın. Evin eniştesi ütü odasında askılı yerde rutubet kokulu yerde kalsın. Olacak iş mi lan bu? İşte lan, daha ne istiyorsun? Kakalaklar rutubetli ortam sever. Orada rahat rahat yumurtlar çoğalırsın. Bas git lan adamdan deli. Yürü hele. Çok ağır laf ettin lan. Çok ağır laf ettin. Süpermen bunun altında kalmaz. Kalmamalı. Ne içiyor bu ya? Bunun içtiğinden ben de mi içsem acaba ya? Oh be. Odada cilli gibi oldu ha. Allah. Ağlama kızım. Uluyor. Hoşçak. Uğursuzluk getirecek eve köve. Ama haksızlık ya. Ya tamam yavrum. Kulağın kaç, evimi çağırmış, duymuyor musun? 50 kere dedik. Babanla konuşacağım. Oğlan bizim oğlan, tanıdık oğlan. Fırıldağın teki değer diyeceğim. Babam neler dedi bana ya. Ne var 5 dakika orada oturduysak? El alemin kızları neler neler yapıyor. Makbule abla evlenmeden hamile kalıyor. Ona laf eden yok. Abla.
dedin sen? Dilber teyze, kimsenin haberi yok, kimseye söyleme, tamam mı? Dayısı gidiler falan daha bilmiyorlar. Ya bu ne ya? Dolarla mı besleniyormuş bu? Vay vay vay. Ya Burhan, bu sen misin gülüm? Ya biz deminden beri ölüyoruz sana gülmekten ya. Aman Allah'ım rezil ol. Oğlum sen niye imha etmedin bunu lan? Niye? Kardeşim, tebrik ederim seni. Büyük sanatçı. Eyvallah. Yani bir tespit bu kadar 10 numara olur yani. Tamam. Mizahın gücü bu işte. Bravo. Allah Allah ya. Sana bir servet ödedim. Karşılığı bu mu olmalıydı? Şantaj bu. Ne şantajı arkadaşım? O karikatür benim en sevdiğim işlerimden. Tabii koyacağım onu sergime. Kaç para istiyorsun? Mahalleye kepaze etmemek için kaç para istiyorsun benden? Para mara istemiyorum. O karikatür satılık değil hanım. Oğlum mersini diyorum ya. Kaç paraysa vereceğim diyorum sana. 1000 dolar versen gene alamazsın. Satmıyorum. Hadi git işine hadi. Olay çıkarma kardeşim hadi. Çok iyi. Aman sen zahmet etme, ben hallettim. Etmiyorum zaten. Tabii, ne tenezzül edeceksin? Tilber teyzenin şoförü halleder. O değil de, babama terbiyesizlik etmen hiç iyi olmadı. Ay yarın öbür gün istemeye falan geldiğinizde ne olacak bakalım? Ne istemesi ya? Kız isteme. Leyla leyla ya. La iki görüştük hemen evlendik mi? Ne oldu? Senin niyetin ciddi değil mi? Ya ciddidir değildir, o senin problemi diyor ki. Ya önce bir tanışalım, görüşelim ya. Babam haklıymış. Sen benimle dalganı geçiyorsun. Ya sen onu bunu bırak da bana oradan bir kahve kap gel bakaya. Ay ne demek ya? Sana hizmet mi edeceğim bir de? İşte özel hayatı birbirine karıştırıyorsun ha. Olmaz böyle ya. Bir kahve kap gel bakaya. Ha, al sana. Ya duvara ne yaptın manyak? Bir daha boya. İşin ne? Ya, bu da mahalle karesi çıktı ya. Ne haber? İyilik. Ay, özledim vallahi ha ha. Ben de özledim ya. Zaten eve gider gitmez özlüyorum hemen ya. Nasılsın, iyi misin? Bildiğin gibi işte, iş güç. Sen sekreterlik yapıyordun değil mi? Tabii canım, söyledim ya kaç kere. Yönetici sekreterliği falan mı? İşte yani genel müdür yardımcısı, sekreteri filan. Yani kendi çapımda. Çantan da güzelmiş. Sağ ol. Vallahi sizin şirkete bravo. Krize rağmen iyi para veriyor demek ki. Ne ki? Ben bu çantaları biliyorum ya. Ayıptır söylemesi, 2500 dolar değil mi bu çantalar? Vallahi sizin patrona bravo yani. Güle güle kullan. Ha yok ya, yok ya, bu o çantanın taklidi ya, pazardan aldım. Ya aynısını yapmışlar, 500 YTL'ye görünce kapı verdim. 500 mü? Pazar çantası için çok değil mi o ya? Öyle mi? 500 mü dedim? Ya 500 değil, 500 değil ya, 5. Ya bu... Yeni YTL'nin sıfırları benim kafamı çok karıştırıyor. Yani 1-0, 2-0, 3-0. Ya 5 YTL. 5 mi? O da çok ucuz ya. Ya size ucuz geliyor olabilir ama bize o kadar ucuz gelmiyor. Ya ya ben de bayılmıyorum herhalde taktik çanta kullanmaya. Ama insan özeniyor yani. Anne benim, bizim de durumumuz ancak bu kadar neyli veriyor. Canım benim ya. Benle ilişkide olduğun sürece bundan sonra taklit bir şey kullanmayacaksın. Sen kendine bir şeyler söyle, ben 10 dakikaya geliyorum. Canım benim.
Bizim İfo'nun saç takıları meşhurdu. Allah sen bilirsin. Başına indi bir kelebek kuş bir şey takardı yani. Tennis oynayak mı? Yakıştırır da vallahi. Silah atak o da olur. İfo deşarj olmak için yemek yapardı. Börek yiyek mi? Ya kıymalı böreği de meşhurdu hani. Boğaza gedek mi? Kim bilir boğazı ne kadar özlemiştir. Özlediyse gelir bana ne? Makbule Burhan'dan gebeymiş. Ne dediniz? Tıkandım. Vallahi tıkandım. Asıl ben tıkandım. Ben tıkandım. Lönk lönk yürüme. Entel yürü. Düz yürü. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Yazıktır. Çekiştire çekiştire getirdiniz. Kızım ben sana anlatmadım mı ya? Ben sanat eleştirmeniyim diyeceksin. Kalerim var diyeceksin. Karikatürlerinizden almak istiyorum diyeceksin. Adını sorarlarsa merhaba ben Olay diyeceksin. Olay. Yarabbim seni tanıdım. Hadi. Hadi yürü be. Hayırlı işler inşallah. Merhaba. Merhaba, benim adım Olay. Sanat eleştirmeniyim kendim. Öyle mi? Nerenin? Ha canım? Bir gazeteden falan mı? Yok, ben kendim, bizim yani ailenin şeyi var. Kendimizin yani. Nesi var? Bizim galerimiz var. Mal sahibiyiz yani. Topraktan girmişiz zamanında. Sizin bu kare katürlerinizden olacaktım. Ben talibim yani. Kare olanlarım. Efendim canım? Ya diyorum ki hangisini beğendiniz? Hangisini almak istediniz? Burhan Bey'inkini. Şaka mısınız siz kardeşim ya? Bu satılık değil, bunu satmıyorum. Özel koleksiyonum. Düşün artık yakamdan be. Burhan Bey. Evet, anladım. Çabuk bak bile! Kaç çabuk bile! Bırak lan işimi! Bırak! Lan. Bırak! Bak vallahi bırak! Ya yürü! Çevir be! Hırsız var! Yürü lan! Asıl gitme lan! Yürü! Tanrım! Adam asıl gitme orada! Allah Allah ya! Gerizekalı! Kim? Ne demiş, ne demiş? Mal sahibim mi? Tabrakta mı girmiş? Gerizekalı! Ya Burhan Bey, ben sevmiyorum böyle gizli kapaklı işler ya! Yürü, yürü! Sen etlerini yoldurtma bana! Ne demiş, ne demiş? Ne demiş bu? Ay! Ay! Ya şu an o kadar duygulandım ki... Cici kız çizgimden kayabilirim ha! Bence de kay artık zaten. Ay ya gidip hemen bunu aldın. Çok incesin. Sen hakiki bir kızsın. Bundan sonra hiçbir şeyin sahtesini kullanmayacaksın. Hadi bakayım. Onu çöpe at, eşyalarını buna koy. Ha? Sahtesini diyorum. Bırak, eşyalarını buna koy. Selamun aleyküm. Selam. Ne oluyor şimdi benim? Karikatür. Ne diyorsun? Onu biliyorum hemşerim. Niye koydun buraya dilim orta yere ya? Sergi yapıyorum canım. Öyle mi canım? Ya bir nevi reklam yani. Bir yerde. İstersen seninkini de yapayım. Pek zorlanmam gibi geliyor. Sen bana kötü bir laf mı yaptın şimdi? Yok canım. Estağfurullah. Sana bir soru. Bir defa da cevap isteyelim. Reklam için bu adamdan izin aldın mı? Nasıl ya? Adamın suratını çizdin. Sergine kodun.
Herkesin önünde kendi reklamını yapayasın. Reklam yıldızının o çeyini aldım. Nasıl bir mantık bu ya? Benim annemin tatlısının formülünü çalıp yabanlar az kalsın vuracağım da gönlümü aldılar. Telif hakları konusunda hassasım. Ne diyorsun ya? Bir de telif mi ödeyeceğim bu herife? Yo, ben öyle maddiyata önem veren bir kişi değilim ama bir izin belgem vardır herhalde. İzin belgesi mi? Yok mu? Oo, senin başın büyük belada. Niye belada olsun canım? Avukat tutar uğraşır. O uğraşmasa ben uğraşırım. Prensip meselesi, şakam yoktur. Yüzünü reklam yaptığın adamdan izin belgesi aldın mı? He, onu da bakayım bana. Almadıysan üzülerek söyleyeyim ki ümüğünü sigaram. Ne oldu? Rengin soldu. Pardon. Ben muhakkak yanlış anlıyorum şu anda. Ne yaptın? Ya Aslı tamam abartma ya. Dünya malı dünyada kalır kardeşim ya. Ya fakir bir kız arkadaşım var. Çok aşığım Aslı. Sahtesini kullanıyordu. Bu durumda bana ne düşer? Susup oturmak düşer gerizekalı. Niye çaldın çantamı ya? Ya çalmadım kızım, ödünç aldım ya. Ver o zaman geri, hemen ver geri. Ya kızım sen zaten bu çantayı kullanmayacağım, dolapta dursun demedin mi? Gündüz işe kullanmayacağım dedim Volkan. Osman beni almaya gelecek akşam. Akşama kadar git bul getir çantayı. Ya nasıl bulayım Aslı? Kız aldı gitti çantayı be. Beni hiç ilgilendirmez. Git kredi çek. Amelilik yap. Git böbreğini sat. 2500 dolar kazan. Git aynısından al getir. Yemin ediyorum babama söylerim. Ütü odasına sen taşınırsın pres olarak. Tamam be tamam. Aa, kimseye söyleme tamam. Bu hafta bulurum bir yerlerden para. Alırım çantanı. Bu akşamlık sahtesiyle idare ediversen. Kahramanım benim, sağ ol dursun. Çok sevdim. Tamam ya, bir dakika dur. Kalibin adam ol ya. Sevmeyelim bu kadar samimiyet ya. Ha ne oldu, ne yaptı? Ağladı mı gerizekalı? Kesin morarmıştır. Morardı mı? Ağladı mı? Ne yaptı ya? Bir anlat. Yok öyle ağlama falan olmadı da. He. Dur bakalım. Ha yeni mi bakıyorsun karikatürü? Yok, bakmışlığım var da. Şakayı yeni anladım. La hakikaten komikmiş ya. La helal olsun. Nasıl da çözmüş seni ya. La la ya. La. Bu kadar da olamaz ya. Ablacığım versene çantayı ya. Burada buldum. Bu çanta benim. Ya kardeşim biz unuttuk diyorum. Bizim bu çanta. Ver şunu be. Aa! Ne güç varmış karıda be. Bu gecelik idare edecek. Biraz kullanılmış gibi ama. Bu sahte miymiş şimdi? Ha, pazardan alınmış. Nasıl pazardan alınıyor ya? Bu çantalar zaten yeni çıktı. Nasıl hemen çabucak sahtesini yapmışlar ki? Yapmışlar işte Aslı. Ya Volkan, bu çanta hiç sahteye benzemiyor. Bu orijinal gibi. Ya Aslı sahte ya. 5 liraya alınmış. 5 lira olur mu canım zaten öyle şey? Volkan? Ha. Bu çanta orijinal. Seri numaralı sertifikası çıktı. Yani ne olmuş Dönür ya? Aa! Ne yaptın lan odama? Kıskanç! Ben bir şey yapmadım. Benim haberim yok. Yalan söyleme. Hasetinden yaptın değil mi? Duvara kahve fırlattın değil mi lan? Aa, vallahi iftira ya. Ben de şimdi gördüm Volkan. Suçüstü yakalandın kakalak. Al çabuk bezi. Sil orayı. Hiçbir leke kalmasın. Vallahi gebertirim Burhan. Ama Volkan ben hiçbir şey yapmadım diyorum. Kes be! Gül gibi adamı ne hale getirmişsin? Çabuk al bezi, kovayı temizle orayı. Çabuk çabuk hadi! Hoş geldiniz babacığım. Burhan nerede? İçeride herhalde, bilmiyorum. Makbule nerede Makbule? Mutfakta zannederim. Ondan yüz göz olmayacağım. Abi Volkan nerede? Ay daha kaçtı, inek içti. Bilmiyorum babacığım, niye bu kadar sinirlisiniz? Sen şaka mı yapıyorsun sen bu halimle? Ya bu evin
Çivisi çıkmış da haberimiz yok. Rezillik yani, rezillik. Aa. Hayrola babacığım ya. Sen dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Çık çık, hadi daha iyi. Tamam, eyvallah. Sen ne yapıyorsun orada? Osman beni alacaktı, dışarı çıkacaktık. İstiyorsanız kalayım, çıkmayayım. Hayır, oturma, çık hadi. Şimdi mi? Çık, dışarıda buluşursunuz. Tamam. Tamam, gittim. Neyse ki silince çıkıyı. Karaktersiz leke. Ne acı kaderim varmış ya. Benim gelen vurayı giden vurayı. Ne biçim ev burası? Burhan! 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 Efendim ihtiyar? Sen hala ortalarda dolaşmaya utanmıyor musun? Ahlaksız, terbiyesiz. Ne oldu ya? Makbule'yle karıştırdığınız halklardan bahsediyorum. Ha, ya ne var ya bunda? Ben Makbule'ye dedim ki, bu işi yapar mısın dedim. O da ben bu işi yaparım dedi. Zaten hiçbir şey de beceremedi. Elini yüzüne bulaştırdı. Sus, ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz, yüzüme bakma. Biz seni adam sandık yahu. Hemen şimdi gün alıyorsunuz, 15 gün içinde düğün yapılıyor. Düğün mü? Düğün yetişmezse nikah. Beni aileme, kız kardeşime, el aleme rezil edemezsin. Vallahi senin hayatını söndürürüm bilmiş ol. Ama yani böyle alelacele de olmaz ki ihtiyar. Yani beni sıkıştırıyorsunuz ya. Sus, konuşma. Bak Volkan'a söylemiyorum. Vallahi gelir seni uyurken gırtlağını keser. Böyle. Ay, vallahi resmen tık 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 başladı. Öf, öf. Ne oldu ki ya? Böyle de yani sürekli itilip kakılıyorum ya. Allah Allah. Evlen evlen ya. Ne oluyor ki ya? Şirketin şoförü, lüks restoranda patronla iş yemekleri, 2500 dolarlık çanta. Tuhaf değil mi? Bu işin içinde bir iş var ama. Ya bir insan lüks yaşadığını niye saklasın ki abi? Utanacak bir şey mi? Bunun bir tek açıklaması var beyler. Nedir? Parçaları birleştir. Kızın patronuyla ilişkisi var. Ah. Dost hayat. Yok ya, olamaz ya. Mantıklı abi. Belki de seni tanıdı. Adamdan ayrılmak istiyor ama ayrılamıyor. Olamaz mı? Emin olmak için yapılacak tek bir şey kalıyor geriye o zaman. Nedir abi? Takip edeceğim. Dayı! Ne var? Çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu? Burhan Bey vedalatı bırakıp babalığına alıp kaçmış. Ne? Ay. Samimi söylüyorum ya. Bak bizim çevre böyle. Sahada deniz keyfi, bol maviş geceleri sunuyorum. Deniz keyfi, bol maviş geceler. Şimdi eskiz. Şövalyene oturayım mı? Valla nereden buluyorsun bu esprileri be? Ya resmen kaseden atıyorum ha. Aa, makyajın bak mı senin? Yüzün darmadağın. Babanla konuşacağım. Oğlan bizim oğlan, tanıdık oğlan. Fingirdeğin teki değer diyeceğim yalnız. Babanla konuşacağım. Oğlan bizim oğlan, tanıdık oğlan. Fitriğin teki değer diyeceğim. Ben 10 dakikaya buradayım. Gidip geleceğim. Ya Burhan Bey, ben sevmiyorum böyle gizli kapaklı işler ya. Ya git. Gizli kapaklı sevmiyormuş. Gizli zekalı.
İtiriyorum ikilesini! Vallahi emin olmanın tek bir kalıyor. Çekiştire çekiştire getirdiniz bir de. Ne bir de? Ne bir desin? Ben diyeceksin, sanat galerisiyim diyeceksin. Öyle deme bence. Zaten çekiştire çekiştire getirdiniz. Oho, senin işin bayağı zor. Yanmışsın sen ya. Reklam yüzünü yaptığın adamdan. Siz sanatçısınız. Kalemi milletine orasına burasına bir s**sanız Allah çıkartamayız ha. Siz Cüneyt Arkın hesabı oldu, komik olabilir şimdi geldi. Nasıl bir kafa ya benim? Kafa ne ya? Pardon. Benim odamı alırlarken cak cak ötüyordun. Şimdi bir cak cak ötmüyor musun? Benim odamı elinden alırlarken cak cak öttün. Başını söyleyemedim mi? Salmasa da sen kaçılır bence. Kaçıver. Sen iste. Bak daha nerelere getireceğim seni. Şimdi geçen hafta buldum, size sunacağım. Katıra katıra bakalım katılacak mısınız? Kış değil, geri. Süpermen. He, şu mavi gözler. Süpermenler bunun altında kalmaz. Bu lafların altında kalmaz. Süpermenler. Süpermen bunu kaldıramaz. Kaldırmamalı. S**inin ağzına. Eğlenecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar, evet efendim. Sağ olun.